Benim bu sene gelecek Work and Travel'cı senin genç arkadaşlarımıza, takipçilerine söyleyeceğim önemli şey şu. Kesinlikle Oğuzhan geldiklerinde işte bir programlarını erken başlayabiliyorsalar başlasınlar. Sonraya bırakmasınlar. İki, geldikten sonra kesinlikle sponsor firmayla irtibatta olsunlar. Yani gelip ya böyle 10 gün 2 hafta ben ortadan kayboldum işte ulaşamadım edemedime girmesinler. Gelir gelmez hemen aynı gün ertesi günü sponsor firmalarına, sponsor firması Türkiye'deki firmada olabilir birlikte olduğu ya da Amerika'daki danışmanı olabilir ya da Amerika'daki direkt sponsor ana firma olabilir. Diyecek ki geldim ben buradayım geldim çalıştığım yere sosyal güvenlik numarama başvurumu yaptım. İşte bu iş yerindeyim. Bilginiz olsun diyecek. Ve dolayısıyla onlar da çünkü sistemlerine dönüp tamam bu genç arkadaş burada geldi programa başladı diyecekler. Eğer bunu yapmazsalar ve 10 gün geçerse statülerini kaybedecekler. Dolayısıyla buna öncelikle dikkat etsinler work and travelcı arkadaşlar. İkinci durum tavsiye edeceğim şey bu genç arkadaşlarımız için. Şimdi bazıları biliyorsun Oğuzhan geliyorlar mutlu olmuyorlar haklı olarak belki programla. Yani programı farklı düşünüyorlar. Bir geliyor ya ben bunun için gelmedim ki diyor. İşte mutsuz oluyor. Kafasına göre gidip başka bir iş yeri bulup basıp gidiyor oraya bırakıyor. Bıraktıktan sonra dönüp diyor ya benim statüm ne oldu dur benim C1 Work and Travel durumum ne oldu diyor. Maalesef kaybediyor. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem şu olacak senin genç takipçilerine. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyasalar sponsor firmayla görüşsünler. Neden mutlu olmadıklarını anlatsınlar. Yeni bir iş yerine geçmek istediklerini söylesinler. Hatta eğer kabul ediyorsa iş yeri sponsor firma yeni bir yeri bulduklarını orayı onaylayıp onaylamayacaklarını istesinler. Çünkü niye bunu bu şekilde yapsınlar? Eğer sponsor firma dönüp derse yok ben bunu onaylamıyorum derse o zaman o geçişi yapmayacaklar. Çünkü öbür türlü statülerini kaybediyor olacaklar. Bu benim ikinci söyleyeceğim şey. Önemli bir nokta. Ve üçüncü belki söyleyeceğim şey takipçilere. Gerçekten bence Work and Travel tarzı programlar çok başarılı, çok verimli programlar gençlerimiz için. Yani olumsuz taraflar olabilir, olumsuz deneyimler olabilir. Doğru. Ama bak bunun için senin gibi genç arkadaşlarımızı burada takip ediyorlar. Onlardan öğrenmeye çalışıyorlar değil mi? Onun için sen bize ilettin. Bak benim takipçilerimizin durumu bu Ayhan Bey. Beraber bir anlatabilir misiniz durumu dedin. Ve onun için biz de uzman olarak anlatmaya çalışıyoruz ki bilinçlensinler. Ki hata yapmasınlar. O yüzden bu noktada şu olabilir. Mutlu olmayabilirler ama en azından herhangi bir program ihlaliyle karşı karşıya kalmazlar. Diğer bir tavsiyem de eğer programlarını tamamlamak üzereler ve baktılar ki burada kalmak istiyorlar. O zaman da gerekirse bir uzman avukatla görüşüp biz süreci nasıl mantıklı yürütürüzü değerlendirsinler. Çünkü artık şey lüksü yok yani olsan ya ben yapayım kendim işte dur şu yardım ediyor bu yardım ediyor. Gerçekten artık bunların zorlaşacağı durumlara gidiyoruz. Özellikle statü değişikliklerinde bile. Ki biliyorsun statü değişiklikleri en basit şeydir belki göçmenlik alanında yapılacak çalışmadır. Ama maalesef onda bile yenilikler var. Ben sana bir yeniliği daha söyleyeyim. Madem fırsat bulduk ona geldik. Daha yeni geçen bir durum var. Hatta seninle görüşmemizden sonra o da artık statü değişiklikleri yapılacak kişilerin statü değişikliği başvurusu yapıldığında parmak izi verileceği, parmak izleri alınacağı yönünde. Yani anlıyor musun değişiklikleri? En basit bir statü değişikliğinde bile düşün, kişi parmak izi vermek zorunda kalacak belli bir süre sonra. Dolayısıyla bu tarz değişimler bizim çok daha dikkatli olmamıza yönlendirecek. O yüzden Work and Travel'cı arkadaşlar bence çok önemliler ve o tip genç arkadaşlarımızın da gelip bu Amerika'daki bu deneyimi elde etmeleri bence çok değerli olacak.